Gene elimizde %x'i tuz olan A gram tuzlu karışımını dedik. B gram su ilave edilirse dedi. Şimdi o zaman gelin bunun da şöyle notunu yazalım. Diyelim ki kutunun içinde yüzdesi yazılan maddeden farklı bir madde ilave edilirse yüzdesi %0 alınır. Bakın buradaki temel nokta şu. Aynı 100. Farklı 0. Ne olursa olsun. Ben diyorum ki aynı maddeden ilave ediyorsam %100. Farklı madde ilave ediyorsam %0 alırım. Bakın. Diyorum ki %x'i tuz olan. Yazdım. X. Kaç gram? A gram. Artı A dedim. Eşittir dedi. Artı dedim. Ne ilave ediyorum? B gram su. Ağırlığı aşağı yazdım. Bu hangi maddeye ait? Su. Bu tuz. Bunlar birbirinden farklı mı? Evet farklı. O zaman burasını ne kabul edelim? 0. Aynı olunca 100. Farklı olunca 0. Burayı lütfen unutmayın. Aynı madde varsa %100 az önce gördük. Farklı madde varsa 0 diyoruz. Sonra da A artı B diyoruz. K diyoruz. O zaman içteki ile dıştakini çarptım. Burası zaten 0 yapar. K çarpı A artı B yapar. Bakın unutmayın. Aynı madde varsa %100. Farklı madde varsa yüzde ne kabul edilecek? 0. Bakın diyorum ki sana %20'si tuz olan 40 gram tuz su karışımına 10 gram şeker ilave edilirse. Dedim ki yüzdesi ne? 20. Ağırlığı ne? 40. Bu ne? Tuz. Artı dedim. Ne ilave ediyorum? 10 gram. Çizdim kutusunu. Aşağıya 10 yazdım. Bu hangi madde? Şeker. Bu ne? Tuz mu? Yani farklı bir madde mi var? Evet. 0. 50'ye x deyip ne yaparsın? Düzenlersin. Bakın. Sadece su için söylemiyorum bunu. O yüzden böyle yazdım. Ben içeriye hangi maddeyi yazmışım? Tuz. Ne ilave ediyorum? Şeker. Bunlar birbirinden farklı mı? Evet. O zaman 0. Aynı olursa 100. Farklı olursa ne yazıyormuşum? 0 yazarak işlemi ona göre düzenliyormuşuz. O yüzden lütfen, lütfen burası çok önemlidir. Buraları lütfen unutma. Aynı madde 100. Farklı madde 0 deyip işlemi ne yapacağım? Ona göre düzenleyeceğim. Peki gelin bir örnekle bu işimizi pekiştirelim. Tuz oranı %15 olan. Yazdım. 15. Bu hangi maddeye ait? Tuz. Kaç gram? 40 gram. Artı dedim. Tuzlu su karışımı. Bu önemli değil. Ne ilave ediyorum? 4 gram. Ne? Tuz. Bu ikisi birbirinin aynısı mı? Evet. O zaman ne yazacağım içeriye? 100. Artı dedim. Devam ediyorum. Ne ilave etmişim? 6 gram su. 6 gramı yazdım aşağıya. Bu ne? Su. Bu tuz. Bu su. Farklı madde ise 0 dedim. Bakın aynı madde olunca 100 yazdım. Farklı madde olunca 0 yazdım. Eşittir dedim. Hemen düzenliyorum. Çünkü bunların hepsinin içine olmalı tuz. O zaman 40, 44, 6 daha 50 dedik. Güzel. İçeriye de ne diyelim? X. İçteki ile dıştakini çarparsak sonuca ulaşırız. 40 ile 15 çarptım. Şuraya yazıyorum. 600. Artı dedim. 4 ile 100'ü çarptım. 400. 6 ile 0'ı çarptım. 0. Yazmama gerek var mı? Yok. 50 ile de x'i çarptım. 50 x oldu. Güzel. Topladım burayı. 1000 çıktı. 50 x. Her tarafı x'i bulmak için 50'ye böldüm. Sadeleşti buralar. X eşittir. Sıfırlara attım. %20'si bu karışımın neymiş? Tuz.
Güzel. Demek ki ne yapıyorum? Aynı madde 100, farklı madde 0 yazdım. Karışımın tuz yüzdesini buldum, %20. Ne diyor? Oluşan karışımın su oranı. Dedim ki %20'si tuzsa %80'i sudur. Ve dolayısıyla da benden suyu istediği için su oranı yüzde kaçtır dedim? %80'dir dedik. Demek ki bu tür sorulardaki temel nokta bu. Buraları lütfen kaçırma. Aynı madde ise %100, farklı madde ise %0 yazıp işlemimizi ona göre düzenleyeceğiz. Lütfen buraları dediğim gibi atlamayalım. Peki gelin o zaman. Ne yapalım? Diyelim ki dördüncü özelliğimiz neymiş? %-i tuz olan bu sabit karışımımda A gram tuz su karışımından. B gram su buharlaştırılırsa dedi. Bakın hemen yazalım. Yüzdesi X. Hangi maddeye ait? Tuz. Ağırlığı A dedi. Bakın buharlaştırmak. Buharlaştırmak ne demek? Azalması demek. Doğru mu? Uçması demek. İşte eksinin kullanıldığı tek yer. Buharlaştırma ya da ayrıştırma. Eksinin kullandığı yerler. Neden? Ayrıştırmak da azaltmak demek. Buharlaştırma da otomatik olarak ne olması? Azalması demek. Güzel. Eksiyi çizdim. Hemen ne zaman kullanıyorum? Buharlaştırma ya da ayrıştırma derse. Dedim ki B'yi aşağıya yazdım. Dedim ki bu tuz. Bu hangi madde? Su. Farklı madde mi var? Evet. O zaman sıfırımı yazdım. Eşittir dedim. Lütfen buraya dikkat. A eksi B. Aradaki işarete bağlı olarak ne olmalı? A eksi B olmalı. Buraya da ne yazdım? K. Gene içtekiyle dıştakini çarparsam eğer burası zaten sıfır olacak. K çarpı A eksi B ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Dolayısıyla aynı maddeyi ister ilave edeyim ister buharlaştırayım. %100. Farklı maddeyi ister ilave edeyim ister buharlaştırayım. %0 kabul ederiz her zaman. Bu asla değişmez. O yüzden kafanda şöyle tut. Farklı madde mi? 0. Aynı madde mi? 100. Bitti. Baktın tuz 100. Baktın tuz su 0. Tuz alkol 0. Tuz şeker 0. Farklı madde olduğu sürece ne kabul edeceğiz? 0 kabul edeceğiz. Gelin bunu da hemen bir örneğimizde pekiştirelim. Diyor ki şeker oranı %25 olan 30 gram şekerli su karışımı, bu önemli değil. Ne kadar? 5 gram yazdım. Ağırlığı aşağıya. Ne yapıyormuş? Su buharlaştırılıyor dedi. Eksiği koydum. Güzel. İçeriye hangisini yazmıştım ben? Şeker. Ne buharlaştırıyorum? Su. Bunlar birbirinden farklı maddeler mi? Evet. O zaman ne kabul edeceğim? 0. Eşittir dedim. 30-5 25 x dedim. Dedim ki hemen içtekiyle dıştakini çarpalım. 25 çarpı 30. Burası zaten ne çıkacak? 0. Burası da ne çıktı? 25 çarpı x. Dedim ki 25'i bulmak için, x'i bulmak için düzeltiyorum. Her tarafı 25'e bölersem x eşittir. %30 ne vardır? Şeker. Doğru mudur? Evet. Dolayısıyla benden ne istemiş? Şeker oranı yüzde kaçtır demiş. Dolayısıyla bu karışımın %30'u nedir? Şekerdir diyoruz. Demek ki aynı madde varsa %100. Farklı madde varsa yüzde ne kabul ediyorum? 0 kabul ederek işlemimizi düzenliyoruz. Güzel. O zaman buraları ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Yüzde içeriye, ağırlık aşağıya. 1. 2. İçerideki maddeler, içerideki yüzdeler aynı maddeye ait olacak. 2. Aynı madde ilave edilirse %100 ya da buharlaştırılırsa, farklı madde ilave edilir ya da buharlaştırılırsa yüzde ne kabul ediyorum? 0 kabul ederek işlemimi yapıyorum. Gelin bir örnek yazalım. Yapalım. Ama bu örnekten önce şöyle bir not diyelim. Soruda
yükseltmek, alçaltmak, indirmek. Ya da ne diyelim, soruda yükseltmek, çıkartmak. İfadelerinden. Hemen önceki. Yüzde. Son duruma aittir. Bakın nasıl diyor şimdi söylediğimiz sözeli hemen sayısal dökelim. Diyor ki işte bilmem ne bilmem ne bilmem ne karışımının diyor tuz oranını %20'ye yükseltmek için bak. %20'ye yükseltmek için dedi. Bakın yükseltmekten hemen önce ne var? %20 mi? Hani biz yazıyorduk ya eşittir diyorduk. İşte son durum bu. Yani eşittirin sağ tarafındaki son durum %20 olacakmış. Yükseltmek, çıkartmak, indirmek, alçaltmak bunları gördüğünde hemen önündeki yüzdeyi nereye yazacaksın? Eşitliğin sağ tarafına. Bakın diyor ki adam bize örneğimizi okuyalım şimdi daha iyi pekiştireceğiz. Şeker oranı %25 olan 200 gram şeker su karışımına diyor. Bakın hemen yazalım. Şeker oranı %25 olan 200 gram şeker su karışımına dedik. Öyle değil mi? Şeker su karışımına. Diyor ki şeker oranı %75'e yükseltmek için dedi mi? Bakın yükseltmekten önce ne geçti? %75 mi? İşte ben bunu nereye yazıyorum? Eşittir diyorum. 75 yazıyorum. Yükseltmek, alçaltmak, indirmek, çıkartmak bunlardan hemen önceki yüzde son duruma yazılır. Unutmayın bunu. Her zaman böyledir. Yükseltmek, indirmek, alçaltmak dediği anda hemen git son duruma yaz. Sonra soruyu okumaya devam et. Bakın. Şimdi artık soruyu rahatça okuyabilirim. Şeker oranı yazdım. %75'i yazdım. Ne diyor? Kaç gram? X gram dedik. Şeker eklenmelidir. Kaç gram şeker eklenmelidir diyoruz? X gram. Güzel. Artı dedim. X gram. Ne ekleyeceğim? Şeker. O zaman burası ne olacak? %100. Aşağısı 200 artı x olacak. İçtekiyle dıştakini çarparsam eğer ne yapabilirim? Rahatça sonuca ulaşabilirim ama içeriye bak 25'e böldüm 1. 25'e böldüm 4. 25'e böldüm 3. Şimdi ne demiştik çünkü? İçeridekiler ya da dışarıdakiler arasında sadeleştirme yapılabilir. O zaman içtekiyle dıştakini çarptım 200. Artı dedim 4x. Eşittir 600 artı 3x. İçtekiyle dıştakini ne yaptım? Çarptım. 200'ü buraya attım. Eksi 200 olarak. O zaman orası ne oldu? 400. Artı 3x'i buraya attım. Eksi 3x olarak. Burada da ne kaldı? X. O zaman dedim ki karışıma 400 gram şeker ilave edilirse eğer elde edilen yeni karışımın şeker oranı ne olur? %75'e yükselmiş olur. Dolayısıyla lütfen buraları unutmayın. Demek ki benim yapacağım şey yükseltmek, alçaltmak, indirmek, çıkartmak dediğinde gidip onu son duruma yazmak. Güzel. Bu A seçeneğimiz. Şimdi B seçeneğimiz için zaten ilk karışımımız standart. 25'e ne? 200 gram. Şimdi o zaman gelin ne diyor bakalım. Şeker oranını %20'ye düşürmek dedi. O zaman nereye yazacağım %20'yi? Lütfen son duruma. Yükseltmek, indirmek, alçaltmak, düşürmek bunların hepsi aynı şey. Dolayısıyla nereye gidecek o? Düşürmekten önceki %20 son duruma gitti. Şimdi gelin devam edelim. Ne diyor? Kaç gram şeker ayrıştırılmalıdır? Kaç gram dediği yere biz ne diyoruz? X gram. X gram ne ayrıştırılacak? Şeker. Aynı madde olduğu için ne yazdım? 100 yazdım. Dolayısıyla yalnız bakın eksi koydum. Unutmuyorum. Niye? Ayrıştırmak, buharlaştırmaklarda ne yazıyordum ben hep? Eksi yazıyordum. Dolayısıyla da ne yaptım? Eksi yazdım. E o zaman burası da ne oldu? 200. Eksi x oldu. Güzel. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 20. 5'e böldüm 4. İçtekiyle dıştakini çarptım 1000. Eksi 20x.
Eşittir içteki ile dıştakini çarptım. 800 eksi 4x. O zaman dedim ki 800'ü buraya attım. Kaldı burada 200. 20x'i buraya attım. Artı 20x olarak burada ne kaldı? 16x. Her tarafı kaça böleceğim? 16'ya. Dolayısıyla kaç gram şeker ayrıştıracağım? Buradan bulacağım. Dedim ki 4'e böldüm. 50. 4'e böldüm. 4. 50 bölü 4. Yani 45 bölü 2 gram ne yapmam gerekiyormuş? Şeker ayrıştırmam gerekiyormuş. Dolayısıyla bu tür sorularda bu mantığı ne yapmıyoruz? Asla asla unutmuyoruz. Ne yapıyormuşuz? Yükseltmek, indirmek, alçaltmak, düşürmek dediğinde ne yapıyorum? Son duruma. Şeker mi? 100. Şeker mi? 100. Önemli değil. Aynı madde ister buharlaştırılsın ister eklensin demiştim. Ne kabul edeceğim hep? 100. Şeker ekledim 100. Şeker ayrıştırdım gene 100. Fark eden benim için hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla da ne yaptım buradan? Sonuca ulaşmış olduk. Gelin o zaman bir de ne yapalım? C seçeneğini yapalım. 25'e 200 yazdım. O zaman C'yi okuyalım. Ne diyor? Şeker oranını %10'a düşürmek için kaç gram su eklenmelidir? Diyorum ki neye düşüreceğim? %10'a. O zaman hemen ben şunu demeli miyim? Eşittir %10. Ne dedik? Kaç gram su eklenmelidir? Kaç gram su eklensin? X gram. Ne diyorduk? Burası şeker, burası su olduğu için, birbirinden farklı oldukları için ne yazacaktık? 0. 200 artı x'i de bunun aşağısına yazdık mı? Güzel. O zaman dedim ki 25 çarpı 200. Böyle sıfırın olduğu durumlarda çarpma işlemini yapmıyorum dikkat ediyorsanız. Eşittir 10 çarpı dedim 200 artı x. Dedim ki her tarafı 10'a bölersem. Böldüm 10'a. 200 artı x ne oldu buradan da? 50 yani 500. Attım 200'ü buraya. X eşittir 300 gram. Ne ilave edilmeliymiş? Su eklenmeliymiş. Demek ki yapmamız gereken temel nokta bu. Yazdım önce ilk karışımı. Düşürmek dedi. Son duruma yazdım. Ne ilave ediyorum? Su. Farklı madde olduğu için ne kabul ettim? 0 kabul ettim. İşlemimi yaptım. Kaç gram su eklemeliymişim? 300 gram su eklemeliymişiz. Peki bu da C. Geldik D seçeneğine. Sabit olan karışımı yazdım. 25'e 200. Şimdi gelin D seçeneğinin sorusunu okuyalım. Diyor ki şeker oranı %50'ye çıkartmak için kaç gram su buharlaştırmalıdır? Nereye çıkartacağım? %50'ye. O zaman son duruma ne yazmam lazım? %50 yazacağım. Eşittir dedim. %50. Güzel. Ne yapmamı istiyor? Diyor ki kaç gram su buharlaştırılmalıdır? Dedim ki buharlaştırma dediği için araya eksi koydum. Su dedi. Farklı olduğu için maddeler ne yazdım? 0 yazdım. Dolayısıyla burası da ne oldu? 200 eksi x oldu. 25 çarpı 200 dedim. Burası zaten 0 eşittir dedim. 50 çarpı 200 eksi x. 50'ye böldüm zaten burası 4. 4 ile 25 çarptım. 100 eşittir. 200 eksi x'ten x eşittir. Ne çıkacaktır? 100 gram su buharlaştırılmalıdır diyeceğiz. Yani dolayısıyla bizim genel olarak bakın soruya tekrar dönersek eğer genel olarak söylüyoruz. Diyoruz ki düşürmek, yükseltmek, düşürmek, çıkarmak bu ifadeleri gördüğünde eşittir koyacaksın. Neye düşürmek, çıkarmak? %50 mi? 50'yi buraya yazacaksın. Güzel. Sonra hangi madde bu? Şeker. İlave edilen ne? Su. Onun içinde ne yazacaksın? 0. Bak buraya. İlave edilen ne? Şeker. Yüzde ne? Şeker. O zaman ne yazacaksın? %100. Unutma. Su. Düzeltiyorum. Aynı madde ilave edilirse ya da ayrıştırılır ya da buharlaştırırsa %100. Farklı bir madde ilave edilir ya da buharlaştırırsa onun yerine ne yazıyorum? 0. Bu benim sabitlerim, asla değişmeyecek olanlarım. O yüzden lütfen buralara çok dikkat ediniz.